Hendek Belediye Başkan Adayımız Ali Kemal Sofu demiştir. Biz de daha o andan itibaren koşmaya başladık. Hepinizin malumu. Ve hala koşuyoruz. İnşallah koşmaya devam edeceğiz. Tek derdimiz var. Tek amacımız var. Güzel Hendek'imizi daha güzel yerlere getirmek. Hizmeti daha artırarak devam ettirmek. Tek derdimiz sizlere hizmet etmek. Mahallelerimizi geziyoruz. Çok güzel bir teveccühle karşı karşıya kalıyoruz. Mutlu oluyoruz. 7 yıllık bir ilçe başkanlığımız, 3 dönemlik bir ilçe başkanlığımız söz konusu. Hendek'imizin bütün cemiyetlerinde, bütün mahallelerinde, sokaklarında varız Allah'a şükür. Sadece ismen, isimle resmi bir araya getiremeyenler var. Gittiklerimizde o Ali Kemal sen misin deyip tamam sorun yok diyenler var. Gittiğimizde bizim derdimiz rozet, o rozette kimdeyse biz onun peşindeyiz diyen arkadaşlarımız, büyüklerimiz var. Gerçekten araziden, hemşehrilerimizden çok büyük enerji alıyoruz. Buradan tüm esnaf ziyaretlerimizde de, mahalle ziyaretlerimizde de bizi bağırlarına basan hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Biz muhtarlarımızın gerçekten Hendek için önemine inanıyoruz. Değer veriyoruz çünkü mahallelerimizin sorunlarını, eksiklerini sizinle birlikte tespit edeceğiz. Yapacağımız hizmetleri muhtarlarımızla istişare edeceğiz. Onun için muhtarlarımız bizim için çok önemli. Güzel bir söz var, muhtarın partisi olmaz diye. Muhtarın hizmeti olur. Muhtarın mahallesine hizmeti olur. Muhtar hizmeti nereden alacak mesela? Tabii ki orayla da irtibat halinde olur. Biz muhtarlarımıza tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde inşallah Hendek halkımız bize yetki verirse, belediye başkanına seçilirsek, gerçekten istişareye açık, irtibata ve sıcak bir ilişkiyle muhtarlarımızla birlikte, mahalle başkanlarımızla birlikte hangi mahallemizin ne ihtiyacı varsa, ne eksiği varsa yerinde tespit ederek aciliyet durumuna göre bunlara öncelik vereceğiz. Muhtarlarımızın da gireceği seçimde, aynı seçimde muhtarlarımızla yarışacak. Sizlere de başarılar diliyoruz. Tabii tüm muhtarlarımızın da herhalde karşılarında adaylar var. Bizim olduğu gibi. Allah köylerimiz, mahallelerimiz içinde, Hendek'imiz içinde hayırlısı olan neyse onu nasip etsin. Biz bu göreve talip olduk. Bizim enerjimizle, tecrübemizle, almış olduğumuz siyasi birikim de inşallah Hendek'imizi yetmeye yeterli olacaktır. Eksiklerimizi de sizlerle istişare ederek gidereceğiz. Büyüklerimizle istişare ederek gidereceğiz. Ama tek derdimiz, gayemiz Hendek'teki hizmet çıtasını daha yükseğe yükseltmektir. Hendek'i daha güzel günlere getirmektir. Bunun için de sizi böyle burada topluca bulmuşken her birinizin desteğinize de ihtiyacımız var tabii ki. Mahallelerinize kendinize oy isterken bu kardeşinizi unutmayın. Biz de inşallah Cumhur İttifakı'nın adayı olarak hem MHP'nin hem de AK Parti'nin Hendek Belediye Başkanı adayı olarak oylarınıza talibiz. Sizler bizi devlet büyüklerimize, bize aday gösteren Cumhurbaşkanımıza, Devlet Bahçeli Başkanımıza mahcup etmeyin. Bizler de sizlere mahcup olmayalım. İnşallah Hendek'e mahcup olmayalım. Sizler destekleyeceksiniz. Biz hizmet yarışında koşmaya devam edeceğiz. Tekrar buraya katıldığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Muhtarlarımız birlik beraberlik içerisinde buradalar. Bu güzel kahvaltıya katıldığınız için bir kez daha teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun hepimizin. Biz köyümüzde, mahallemizde, esnaf ziyaretimizde söylüyoruz. Sadece kendi adıma değil. AK Parti'nin 7 tane aday adayı vardı. Nasip bizeymiş, biz olduk. Ama eğer nasip Cumhur İttifakı'nın MHP adayına olsaydı, büyüklerimiz böyle karar verseydi, ne ben şahsım ne diğer adaylarımızın hiçbiri aday olmayı veya bir başka partiden aday olmayı düşünemezlerdi. Çünkü bizim liderlerimize bağlılığımız, büyüklerimize sevgi ve saygımız bunu gerektirir. Hendek'te hiçbir AK Partili Cumhurbaşkanımıza rağmen bir başka partiden aday olması söz konusu olmaz. Ben hem kendi adım hem diğer 7 tane aday adayımız adına bunu canı gönülden söylüyorum. Bizim muhtarlarımız buradalar. Gayet açık ve net şekilde ve
hiçbir muhtarımızın AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın adayıyla bir problemi olduğunu düşünmüyorum. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Hocam mikrofon istiyor galiba. Çok değerli sivil toplum örgütlerinin seçilmiş başkanları, çok değerli seçimi kazanıp muhtar olun. Muhtarlığı en iyi şekilde yapan çok değerli muhtar arkadaşlar. Biz bugün buraya hem de belediye başkanını aday olarak gösterelim. AK Parti tarafından Ali Kemal Sıfı olarak gösterilmiş olup biz muhtarlar olarak bu nezaketi bize gösterip buraya toplandık. Ben şunu söylemek istiyorum. Yıllardır biz bu toplumun içinde insanların değer yargılarına saygılı bir toplum olarak insanlarla iç içe dolaştık, insanlarla hep beraber olduk. Bugün şu yapılacak seçimler vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Yalnız hiç kimse seçilmiş muhtarlarımıza hipotik koyamaz. Hiç kimse sen oraya gideceksin, sen buraya gideceksin dedirtmeyiz. Herkes haddini bilecek. Ne olursanız olun, yaşadığınız süre içerisinde yaptıklarınızla anılırsınız. Bravo. Ben ve şahsım muhtarlar olarak bizi hiç kimse siyasetin dışına iterek bizim istediklerimizi yapacaksın diye dikte ettiremezsiniz. Bravo, bravo, bravo. Biz öyle bir toplumdan gelen insanlarız ki içimizde ilkokul mezunu olabilir, ortaokul mezunu olabilir, üniversite mezunu olabilir. Hiç kimseyi hakir göremezsiniz. Biz seçilmiş insanlarız. Bize hiç kimse de şuraya git, buraya git diyemez diyenlerin de alnını kaşlarım. Biz bir sivil toplum örgütünü temsil eden arkadaşımızı da burada görmek isteriz. Bizi yöneten dernek başkanımızı da burada görmek isteriz. Biz biz bir bütünüz. Biz kardeşiz. Biz her şeyden önce insanız. Ucu bucu demekle birbirimizi karalayarak bir yere gelme şansımız yoktur arkadaşlar. Birlik beraberlik içerisinde olmadığımız süre içerisinde parçalanırsınız. Lütfen bugün buraya gelirken çeşitli yerlerden tüm arkadaşlarımıza bir takım şeyler söylendi. Biz hiç kimsenin de sözüne bakacak değiliz. Biz özgür irademizle geldik buraya. Var mı gelmeyen? O zaman herkes kendi üzerine düşen görevi yapacaktır. Bugün hizmet alımında en az hizmet alan benim. Ama ben kalkıp da oraya gitmemezlik, onu yapmamazlık etme şansımız var mı? Biz köyü temsil edeniz. Biz siyasetin dışında olan insanlarız. Biz her toplumun içinde olan insanlar olarak her toplantıya gideceğiz. Gidemezsin nasıl diyebilirsiniz? Böyle bir şey kabul etmiyoruz. O yüzden bugün buraya gelen tüm arkadaşlarıma herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önümüzde bir seçim var. Belki muhtar olarak bugün buraya gelemeyecek arkadaşlarımız olabilir. İsteyerek muhtar olmayan arkadaşlarımız olabilir. Seçilecek olan muhtarlarımıza da bundan sonra başarılar diliyorum. Muhtarlığı yapmak istemeyip kendi rızasına aday olmayanlara da onlara da bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum. Hem de ilçemizde yapılacak olan bu yerel seçimlerdeki belediye başkan
Adaylık yarışında kim seçilirse seçilsin bizim insanımızdır. Biz ona her türlü saygıyı, sevgiyi göstereceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Dün sadece hem de Muhtarlar Derneği'nin adına Adapazarı'na giderek dernek adına hareket eden dernek başkanını buradan kınıyorum. Bunun sebebi şudur. Hendek Muhtarlar Derneği Hendek'te üçüncü güçtür. Bir kaymakam, iki büyük şehire bağlı olduğu için belediye başkanıdır. Üç sivil toplum olarak Hendek Muhtarlar Derneği'dir. Muhtarlar Derneği, Muhtarlar Dernek Başkanı bir karar alacağı zaman dernek adına önce dernekte toplantıyı yapar, çoğunluktan bir şey kararını alır, olumlu veya olumsuz, ondan sonra gider kararını açıklar. Dernek başkanı 25 tane veya 30 tane muhtarla beraber giderek biz Hendek'te şunu istiyoruz, bunu istiyoruz deme hakkına sahip değildir. Bunların neticesini seçimlerden sonra hep beraber göreceğiz. Hendek'te muhtarların bizim, ben her siyasi partinin belediye başkan adayının çağıracağı davete icabet ederiz. Benim hiçbir zaman muhtar adayı olduktan bugüne kadar yeni mahalle muhtarı olarak siyasi hiçbir bağlantım olmamıştır. Hiçbir partiyle de bağım yoktur. Bugün Ali Kemal başkan adayımızın davetine icabet ettik. Bu saygıdan ileri gelir. Yarın Turgut Babaoğlu çağıracaktır. Ona da gideceğiz. Öbür gün öteki çağıracaktır. Ona da gideceğiz. Mahallemizde hem de yarayışlı olabilecek en iyisi kimse bu insanın onu takdir edecektir. Ben sadece burada arkadaş mikrofon verdiği için ben Hendek Muhtarlar Dernek Başkanlığı buradan kınıyorum diyorum. Bir kere daha söylüyorum. Bizlerin adına. 91 muhtarın adına hareket yapacaksan çoğunluğun aldığı karara uyacaksın. Bizim hiçbir muhtar, bak bu kadar muhtar arkadaşım da, sorun bakalım kaç tanesinin bilgisi var. Onun için 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerde belediye başkan adaylarımıza ve muhtar arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Seçimin ülkemize, ilimize, ilçemize hayırlı olması dileğiyle hepinize teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Yiyin, için, israf etmeyin. Muhakkak Allah israf edenleri sevmez. Elhamdülillah illeziyat amena ve setana ve cealena minel müslimin. Bizleri yediren, içiren, doyuran ve Müslümanlardan yapan Allah'ımıza hamdolsun. Ve rahmetullahi ve berekatuhu ala sahibi hadet ta'ali vel akilin. Allah'ın rahmeti, bereketi bu yemeği hazırlayanların, servis yapanların, düşünenlerin ve bu yemeğe katılıp bu ikramı kabul eden kardeşlerimizin üzerine olsun. Allahümme zid ve la tukallin. Allah'ım verdiğin nimetleri arttır, eksiltme ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.